Merhabalar, merhabalar, sağ olun. Evet, merhabalar. Allah razı olsun hepinizden. Üyeden Hüseyin kardeşinizi, orduda da Hilmi Güler Bakanımızı yalnız bırakmamamızı diliyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım, hoş geldin. Hoş geldin. İnşallah ayağın uyumlu olsa. Nezaketlerinden dolayı ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Devam 31 Mart yerel seçimleri için de sizlerden destek bekliyoruz. Belediyecilik noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın 1994 yılında İstanbul'dan başlattığı sürece hepimiz şahidiz. O İstanbul'un eski halinden, çöpten, çukurdan ve aynı zamanda hava kirliliğinden nefes alınmayan bir şehirden başlayan süreç dalga dalga yayılarak bugün Türkiye'nin her tarafını sarmış durumda. Aynı belediyecilik anlayışıyla, zihniyetiyle hizmet noktasında değişimi hep birlikte şahidiz. Yolların, şehirlerin, eğitimin, sağlıkta geldiğimiz noktaları hepimiz birlikte yaşıyoruz zaten. Bunları ayrı ayrı anlatmaya, çünkü yaş itibariyle baktığımda bir öncesini ve bir sonrasını hatırlayacak epey bir dostlarımız var aramızda. Ama bununla birlikte bu gençlerimiz tabii sağlıkta gelinen noktayı haklı olarak bilmiyorlar. Bunu anlatmak da usulü lisanla tabii ki eskiden şöyle deyip de laf sokarak değil, geçmişle bugünü sadece hatırlamak ve anımsamak adına tatlı bir dille anlatmak lazım. Geçmişi de bilmekte fayda var. Çanakkale'yi bilmeden, geçmişi bilmeden geleceği yaşamak mümkün değil. Onun için belediyecilikte Allah'a şükürler olsun hizmet noktasında geldiğimiz süreç iyi ama daha iyiye doğru Allah'ın izniyle hep birlikte gidecek. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın vurguladığı bir hadise var. Diyor ki gönül belediyeciliği. Evet, hizmeti yapıyoruz. Ama hizmeti yaparken halkımızın, memleketteki milletimizle birlikte yaşadığımız şehirde yaşayan insanlarımızın ne kadar gönlüne dokunabiliyoruz? Gönlüne derken sadece elle temas değil, yaptığımız hizmetlerin kabul edilebilirliği ve yapılan işlerin memnuniyetinin ne derece olduğunu anlamak adına ve onları yaparken de istişareyle yapılıp yapılmadığının öneminin ortaya çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de diyoruz ki yapılan hizmetler ortak akılla birlikte, istişareyle birlikte, aynı zamanda da şeffaf bir anlayışla bu halkımıza ve hemşerilerimize hizmet etmek düsturu içerisinde hareket edeceğimizi özellikle bahsetmek istiyorum. Bizim bir de düsturumuz var. Nedir? Tevazu, samimiyet ve gayret. Asla ve asla bizim semtimizden kibir Allah'ın izniyle geçmeyecek. Bu birincisi. Tevazu bu. Samimiyet, yaptığımız işlerde samimi olacağız. Asla ve asla karşısı olan ikiyüzlülük bizim hesabımızda olmayacak. Yani beynimizin içinde neyse dilimizdeki de o olacak. Kalbimizdeki neyse dilimizdeki o olacak Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte. Gayret. Gayret de aynı zamanda atalet ve tembelliği karşısı bunun. Biz de atalet ve tembellik olmayacağız. Gece gündüz bu memleket için elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya, güzellikleri kazandırmak için gayret içerisinde olacağımızı özellikle hepinize ifade etmek istiyorum ve sözünü vermek istiyorum. 15 Temmuz'da birlikte çıktığımız Cumhur İttifakı ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolculukta gelinen bu noktada beka meselesinden bahsediyoruz. Beka meselesi de bu ülkede baktığımızda sadece ve sadece kendi iç meselemiz değil, dışarıdan kaynaklı olan ve onlara da destek olanlara karşı ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde durarak onların bu ülkemiz üzerinde yapmak istedikleri operasyonlara hep birlikte karşı durmak için güçlü bir destekle, eğer bu sandıklarda verdiğimiz destekle aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın dünyaya mesaj vermesine ve güçlü duruşuna destek vermiş olacağız.